Hoşuna bak, yüzümü ne kadar komik yapmış. Ah, nereden buluyorsun böyle şeyleri? Hadi sen de dene bakalım nasıl olacak? Ben bu tür programları telefonuma hiç kurmuyorum. Niye ki? Çünkü tüm kişisel verilerimi paylaşım açmamı istiyor. Bana ait gizli hiçbir şey kalmıyor. Ev adresimden tut, konum, telefon rehberim, dosyalarım veya telefon numarama kadar birçok kişisel verime erişmeye, hatta başkalarıyla da paylaşmaya izin istiyor aslında. Ya Bahadır, sen de amma şüphecisin ya. Mesela sosyal medyada herkesin fotoğrafı var zaten. İsteseler oradan da alırlar. Bunun kaçışı yok ki. Tam olarak öyle değil. Bir şirket veya kişinin sosyal medyadaki fotoğrafları veya verileri tek tek toplaması, arşiv haline getirmesi hem çok uzun zaman alacak hem de fotoğrafı paylaşma amacına aykırı olarak işlediği için bu kanuna uygun olmayacaktır. Oysa böyle bir mobil uygulamayla milyonlarca insanın kendi rızası ile yakından çekilmiş çok net fotoğraflarını konum ve isimleriyle birlikte kısa bir sürede toplayabilirler. Tamam, diyelim ki toplandı. Ne yapacak ki bu bilgileri? Benim fotoğrafımla bana ne zarar verebilir ki? Yüz tanıma teknolojisi gittikçe yaygınlaşıyor. Yakında şifre girmeden yüz tanıma ile hesaplarınıza giriş yapabileceğiz. Bu yüzden çok net yüz fotoğraflarımızın yayılması art niyetli kişilere fırsat verebilir. Sahte kimlik gibi yüzümü mü kullanırlar yani? Nasıl kullandıklarını bilmem. Ama benim bildiğim şey, verilerimizi paylaşırken daha dikkatli olmamız gerektiği. Ayrıca bu gibi mobil uygulamaları cihazımıza kurduğumuzda gizlilik ayarlarına bakmazsak farkına varmadan kendi rızamızla kişisel verilerimizi paylaşmış oluruz. Banka bilgilerin, kimlik bilgilerin, e-mail şifrelerin, paylaşmadığın fotoğrafların, iş adresin, kısaca sana dair ne varsa. Bundan daha büyük bir risk olabilir mi? Oho, evin kapısını açık bırakmışız desene. Şunu nereden siliyorduk? Farkında ol, güvende kal.